Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri ders çalışma programında 6. haftayı size anlatacağız. Yalnız önemli bir video. Şu 6. haftayı anlattıktan sonra güzel bir sürprizlerim var. Yani oraları da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Ve size problemle ilgili şeylerden de bahsedeceğim. Daha doğrusu tavsiyelerimden de bahsedeceğim. İnceleyeceğimi söylemiştim zaten geçen haftadan. Ve arada da çok güzel bir haber vereceğim size. Yani Türkiye'de yapılmayan güzel bir şeyden bahsedeceğim. Eğitim anlamında yapılmayan güzel bir şeyden bahsedeceğim. Az sonra bakalım. Şimdi 6. hafta nedir? Benzerlik. Benzerlik arkadaşlar çok önemli. Varınızı yoğunuzu bu haftaya verin lütfen varınızı yoğunuzu bu haftaya verin. Çok önemli gerçekten çok önemli. Niye? Geometride dedim ya 4 tane temel konu var. 1. Ek çizimler. 2. Dik üçgen. 3. Üç, benzerlik. 4. Alan. Bu 4 konuya iyi bir şekilde hakim olan kişi geometrinin tamamına hakim olacaktır. Yani full veya fulle yakın yapacaktır anlamına geliyor. O yüzden bu haftaki konumuza da lütfen ama lütfen çok iyi bir şekilde özen göstermenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu hafta ne anlatacağız? Eşlik ve benzerlik. Eşlikten 2 video olacak. Benzerlikten büyük ihtimalle 6 video olacak. Toplamda 8 video olacak arkadaşlar. Ee, e, ne yapıyoruz? Pazartesi günü saat 8'den itibaren. Saat 8'den itibaren videolar yarım saat arayla yayınlanmaya başlayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. 8'de başlayanlar. 8'de başlasın 10'da onda başlayan. 10'da, onda, onda başlasın. Ben e, her ihtimale karşı en erken vakitte ayarladım arkadaşlar programı yani videoların saatini tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Pazartesi günü eşlik ve benzerlik videolarıyla başlıyorsunuz. Eşlik bir eşlik 2, sonra benzerlik 1, benzerlik 2, benzerlik 3, 4, 5, 6 diye gidiyorsunuz. İsterseniz e, tabi programınızın yoğunluğuna bağlı arkadaşlar. Pazartesi günü tüm videoları bitirmek zorunda değilsiniz. Pazartesi ve salıya yayabilirsiniz o ders çalışma programınıza bağlı. Çünkü biliyorsunuz güne neyle başlıyorduk? Bir de paragrafla başlıyorduk. O yüzden böyle paragraf vardır, fizik vardır, kimya vardır programınızda. Yetişir yetişmez onun için iki güne sarkıtabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yalnız bu iki gün içerisinde mutlaka mutlaka videolar bitecek. Yalnız şunu da söyleyeyim size, eşlik ve benzerlik konusunda arkadaşlar, eşlik biraz ilk etapta sıkıntılı gelebilir. Benzerlik konusu bittikten sonra sizin, açın, sizin açınızdan o sıkıntı ortadan kalkacaktır. Çünkü eşlik ve benzerlik birbirini tamamlayan bir konudur. Sadece eşlik e, öğrendiğiniz zaman sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Yani hocam ben eşliğe çalışayım sonra eşlikle ilgili soruları çözeyim dediğin zaman yapabilirsin ama biraz zorlanarak yapabilirsin. Sanki benzerliği de bil ondan sonra daha rahat hareket edebilirsin. Yani bir, ilk etapta hem eşlik hem benzerlik konu anlatımlarını bitirip ondan sonra sorulara dalman senin için daha iyi olacaktır. Arkadaşım şimdi çarşamba günü ne yapıyorsun? Geometrinin yazığından. Sayfa numarası 24-28'de eşlik testleri vardı. Onları çözmemiştir. Onları çözeceksin. 3 tane test. Eşlik ve eşlik konusunda arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, bu eşlikten sonra şey de var arkadaşlar. Ne var? Eşlikten sonra e, işte işte ortaba ve muhteşem ile ilgili de sorularda var. E, çözmediysen onları da çöz ama daha öncesinde çözmüş olman lazım da onları. E, bir de benzerlik testi de 79 90 arasında arkadaşlar sayfa. Geometrinin ilacındaki Benzerlik 79 ile 90 arasında 6 tane test var. Çarşamba da çözmeye başlayabilirsin. Perşembe günü de çözebilirsin. Hiç sıkıntı değil. İşte senin kendi programına bağlı arkadaşlar. O yalnız çarşamba ve perşembe eşlikteki 3 test, e benzerlikteki 6 test bitecek. Zorlayacaksın kendini. Hocam 9 test 2 günde biter mi? Biter, biter. Merak etmeyin. Biter. Rahat bir şekilde biter. Ya yani onlar bitsin. Diğer derslerine de zarar gelmesin de. Yani bitsin yani. Sıkıntı olmaz. Halledersin. Sonra geldik şeye. Ee, nereye? Cuma gününe. Cuma günü Cuma mübarek gün acil geometriye başlıyorsunuz arkadaşlar. Acil geometride de 7 tane test var. Cuma ve cumartesi hatta Cuma cumartesi pazar olmak üzere 3 güne de yayabilirsin. 7 tane testi yine bu 3 günde rahat bir şekilde çözebileceğini tahmin ediyorum. Hatta bir günde bile çözebilirsin. Lütfen bu soruları çözerken eksik bir kapı kalmasın arkadaşlar. Yani konu anlatımını iyi bir şekilde konu anlatımında anlamadığınız hiçbir yer kalmasın. Ee, anlamaya çalışın, kendinizi zorlayın arkadaşlar. Ee, konu anlatımındaki sorulara böyle tekrar tekrar anlamadığınız yerleri üstünden geçin arkadaşlar. Ondan sonra e, testlerdeki sorularda da yine en ufak bir soru işareti lütfen ama lütfen kalmasın. Kendin uğraş 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 yapamadığın zaman lütfen videoya bak. Videoda da yapamadığın zaman diğer öğretmenine başka öğretmenine de sorabilirsin. Gerçi bunu da bir çözüm buldum. Videoda da anlamadığın zaman bir çözüm buldum. İşte sürprizim şimdi geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu haftayı böyle geçiriyorsunuz. Ve bu hafta gerçekten ama gerçekten geometri anlamında çok önemli bir hafta. Lütfen kendinizi ee, bu derse geometriye benzerlik konusuna lütfen çok iyi bir şekilde verin ve eksiksiz bir şekilde anlamaya çalışın. Eksik bir yer bırakmayın arkadaşlar lütfen. Bu çok önemli. Dediğimi yapın. Şimdi sürprizime gelelim. Belki de eğitim anlamında Türkiye'de yapılmayan bir şey arkadaşlar. Yani her zaman düşünüyoruz. Ya biz bir iş yapıyoruz ama bunun daha iyisini, daha üst seviye, her zaman kendimizi geliştirelim diyoruz. Öğrencilere faydamız olsun diyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar şöyle bir seri başlatacağım. Ee, anlayamadığın yerleri ya da kavrayamadığın yerleri kavratma soru serisi. Büyük ihtimal ne zaman başlayacak arkadaşlar bu? Ya daha kitap almayanlarınız var. Şu var, bu var. O olduğu için büyük ihtimal Eylül ayında başlatırım. Onun için de ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatırım onu. Yalnız şunu yapmayı planlıyorum ee, acil geometriyle hatta belki konu anlatımında bile e, şeyi yapabilirim. Mesela belirledik. Eylül'ün 1'i başladık mesela. Bu seriye başladık. Ne diyeceğiz? Evet arkadaşlar atıyorum çarşamba günü saat 9'da Telegram grubunda e, kavrayamadığınız yerleri kavratma serisi başlıyor diyeceğiz. Ve Telegram grubunu açacağız. Linki de bu videonun altına paylaşırım arkadaşlar size. Telegram grubunu açacağız. Yayına siz de katılacaksınız. Ve ben soru soru tek tek gideceğim. Mesela acil geometri. E, o hafta şu konuyu belirledik. Doğru da açı, üçgende açı. Tamam e belki başka bir kitapta çözebilirim arkadaşlar. Yine başka bir kitap çözümüne de başlayabilirim. Belli değil. O kitapta da aynı şeyi yaparım arkadaşlar. Haberiniz olsun. E ama daha tam belli değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu an acil geometri için söylüyorum. E ne yapıyoruz? Doğruda açı ve üçgende açı seçtik. O haftanın konusu. Evet arkadaşlar doğruda açı. Birinci soru. Anlamayan var mı? Yok. İkinci soru. Herkes anladı. Üçüncü soru. Herkes anladı. Dördüncü soru. Hocam ben anlamadım diyen bir kişi bile çıksa o Telegram grubunda ki bayağı bir kalabalık bir yayın yapabiliyoruz sanki arkadaşlar. Sanki yüz bine kadar e, yayın yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani katılımcı olabiliyor Telegram'da. E, orada da yine ekran paylaşımı falan yapılabiliyor. O özellikler geldi Telegram'da arkadaşlar. Geçen böyle bir yayın yaptık. Dört saat boyunca arkadaşlar. Bir ay önce mi? Bir buçuk ay önce mi ne? Dört saat boyunca bir yayın yaptık. Oradaki Telegram'da e, arkadaşlarla da konuştuk. Yani benim tayfa o kadar güzel bir tayfa ki. Yani geliyorlar hiç boş soru yok. Böyle sorusu olan. Kuru gürültü hiç olmadı arkadaşlar. Gerçekten çok çok da güzel bir yayındı. Herkesin soruları inat ettim. Kimsenin sorusu kalmasın dedim. Yani böyle bir rehberlik anlamında bir şeydi aslında o. Ee, herkesin sorularını da cevapladım orada arkadaşlar. Buradaki seriler de o şekilde olur. 9'a başlarız. Büyük ihtimal bir saatte biter de. E, yani orada kitaptaki sorularla alakalı şeylerden tartışacağız. Ee, arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi ne yapıyorduk? Dördüncü soruda mesela hocam bir kişiye hocam biz bize ben anlamadım diyen birisi çıktı. Ne yapacağım? Ayrıntılı bir şekilde o soruyu anlatacağım. Yeri gelecek ee, o konuyla ilgili yapamadığı yerle ilgili konu anlatımı bile küçük bir konu anlatıp tekrarı bile yapabilirim. Bak şöyle bir yer vardı bundan 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 dolayı diye şeyler yapacağım arkadaşlar. Var mı bunu yapan Türkiye'de var mı? Yok diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde yani düşünün. Bir kitap çözüyoruz. Acil geometriyi çözüyoruz. PDF çözümüm var. Ee, ondan sonra YouTube çözümüm var, video çözümüm var. Bir de e, çözümü anlamadığın zaman, her ikisinden de çözümleri anlamadığın zaman yayın açıyoruz. O yayında anlamadığın yeri çok ayrıntılı bir şekilde, bak en ince ayrıntısına kadar, öğrenci tamam hocam anladım hocam yeter hocam diyene kadar, kafasında soru işareti en ufak bir soru işareti kalmayana kadar ne yapacağız? Oradaki ince noktayı anlatacağız arkadaşlar. Yani şunu sözünü veriyoruz. Acil geometride arkadaşlar bu seri bu kitap için başlatacağımız bu seride arkadaşlar e, ne yapacağız? Kitapta anlamadığın herhangi bir nokta kalmayacak. Bak nokta virgülü bırak nokta kalmayacak arkadaşlar. Herhangi bir nokta kalmayacak. Her yeri çok iyi bir şekilde kavrayacaksın. Ha. O yüzden şöyle bir soru işareti olan arkadaşlarınız vardır. Ya hocam acil geometri çözebilir miyim? Ya çözersin. Orta derecede bir kaynak. E, zaten bizim sloganımız neydi? E, acil çözmeden sınava girilmez dedim arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Alacağız. E hocam işte bak sen öyle bir kitabı alacaksın ki. Çok iyi bir kitap. Ve o kitapta kavrayamadığın hiçbir nokta kalmayacak. Yani geriye dönüp baktığında anlamadığın hiçbir şey yok. Yani soru çözümlerinde de biz hep bunu yaşamıyor muyuz? Ya kitap çözümü oluyor. Bizde de oluyor arkadaşlar. Anlatamıyoruz bazen. İşte o anlatamadığım yeri burada anlatacağım size hiçbir nokta açık bir kapı bırakmayacağız arkadaşlar. Bilmiyorum ama Türkiye'de bunu yapan yok galiba arkadaşlar bu seriyi başlatıyoruz inşallah beni de örnek alır diğer arkadaşlar ve diğer yayınlar ve bu şekilde sizlere de faydalı olmaya çalışırlar arkadaşlar Ben şunu sözünü veriyorum acil geometride. Ee, o yüzden başlayın arkadaşlar Çünkü şey de yapamayabiliriz yani burada belki kaydedilip sonra yayınlanabilir ama Telegramda yapacağımız için canlı yayına katılıp e, şey yapmanız lazım O yüzden acil geometri alıp çözmeye başlamanız lazım sanki arkadaşlar ee, düşünseniz ya en ufak noktasına kadar bütün ayrıntılarıyla Hatta belki orada ufak tefek canlı yayında konu anlatımlarla size e, eksik kapı bırakmayacağız açık kapı bırakmayacağız arkadaşlar o yüzden lütfen ama lütfen herkes zaten programı uyanlarda sıkıntı yok. Programına uysun. E, programa uymayanlarda başlamayanlarda başlasın. E, acil geometri çözmeyenlerde çözmeye başlasın. Çünkü orada hiçbir anlamadığınız nokta olmayacak arkadaşlar. Düşünün bir kitap var. En ufak noktasına kadar alınıyorsunuz arkadaşım. tamam Hatta şöyle yapabiliriz. Acil geometri işte bittikten sonra hocam. Bir arkadaş diyecek ki konu anlatımında ben şuradaki noktayı anlamamıştım diyenlere de orada da yardımcı da oluruz büyük ihtimalle. Hani yayın belki 3 saat sürer belki 4 saat sürer. Önemli değil arkadaşlar. Biz elimizden yine yapacağız. Öyle bir seriye de başlatmayı planlıyorum. E, bu seriye bu seri hakkında ya da e, fikirleriniz nelerdir arkadaşlar. Hoşunuza gitti mi gitmedi mi e, yorumlarda da yazabilirsiniz. Ee, ya da hocam şöyle de yapsak dediğiniz bir şey varsa e, mümkünse yapmaya çalışırız arkadaşlar yorumlara da lütfen yazın arkadaşlar tamam ama bence yapılma, yapılmayan bir şey bence size çok şey katacak bir şey ya bilmiyorum dün aklıma geldi bu fikir ya ne yapabiliriz ne yapabiliriz ne yapabiliriz derken böyle bir fikir geldi. Ve bu fikri de büyük ihtimalle Eylül ayında başlatacağım arkadaşlar. Eylül'e kadar kitabı alıp çalışmaya başlayın arkadaşlar. Soruları çözmeye başlayın. E, tavsiyemizdir. Ve çok işinize yarayacak sanki arkadaşlar. Tamam. Evet. Böylelikle bu haftayı bu şekilde halledeceğiz. Ve güzel bir sürpriz de size vermiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne var? Problemler. Arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Her hafta ne yapıyorduk? Her hafta bizim işimiz neydi arkadaşlar? Öncelikle güne başlarken günde en az 10 problem. 10 e, tane pardon paragraf çözüyorduk. Paragraf çözerken de e, fasikül alacaksınız. Fasikülde e, şey bilgi sarmanının fasikülü vardır. Apotemi'nin fasikülü vardır. Diğer yayınların fasikülü vardır. Zaten büyük ihtimalle her gün sen problem çözersen 10 tane problem çözerken piyasadaki her bir fasikülü almış olacaksın zaten. Bu arada şunu da söyleyeyim. Deneme e, deposunun problemleri de çıkacak. Problemler diyor, pardon. Deneme de deposunun şeyi de çıkacak arkadaşlar. E, ne o? Paragrafı da çıkacak. 20 çarpı 30 e, soru sayısı şeklinde deneme olacak arkadaşlar. Galiba 30 deneme, 20 deneme, 20 deneme, 30 ağırlıktan olacak galiba. Yanlış bilmiyorsam, tam tersi de olabilir ama şu daha mantıklı. E, 30 soru, 20 deneme şeklinde olacak arkadaşlar. E, alın, detaylı bir şeydir. Çözümleri falan da vardır çok içinize yarar ve çok da kaliteli bir şekilde yazıldığını e, yazardan duydum arkadaşlar haberiniz olsun ve aynı zamanda tanım yayınları da e, duymadınız bir yayın ama çok kaliteli bir içerik çıkarıyor arkadaşlar. E, ee, onun da yakında şeyi çıkıyor. Denemesi çıkıyor. Paragraftan denemesi çıkıyor. Onu da alırsınız arkadaşlar. Böyle bir yayınlar da var. Diğerleri bilgi sarmalıdır, apotemidir, çaptır. Zaten bu tür yayınları e, problemleri e, problem diyorum ya paragrafları zaten var. E, sırasıyla bunları alacaksınız. E, yalnız deneme deposunu almayı unutmayın tanım yayınlarını da almayı unutmayın arkadaşlar. Yalnız bunlar yakında çıkacak. Ee, büyük ihtimalle 2-3 hafta içerisinde ay sonuna kadar çıkacak arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi asıl işimize gelelim problemlere. Demiştim ki geçen haftaki videoda bu hafta problemlerle ilgili bir kaynakları inceleyeceğimizi söylemiştik. Hatta Ömer hocam buradan Ömer Faruk Yılmaz hocam çok teşekkür ederim. Kendisi sağ olsun. Buradaki bütün yayınları inceledi. E ben de üstün körü bakabildim sadece arkadaşlar. E, hocam e, bana incelediklerini şöyle bir not halinde söyledi. Ben de e, hocamın söylediklerini size ileteceğim arkadaşlar. Ömer hocanın Matematik Sokağı diye bir YouTube kanalı da var. E, dostumdur, arkadaşımdır. Daha önce de bahsetmişimdir. E, benden de yaş çarpı da büyüktür. Birkaç yaş büyüktür arkadaşlar. E, yani 40 küsürlerde kendi yaşımızı da burada ortaya çıkarttık ama e, hocamız da benden sanırım 3-4 yaş ya da 5-6 yaş büyük olması lazım. Yıllardır dershanecik yapan hocamızdır. E, hocamız gerçekten bu işinde çok üstadlarından biridir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hocam teşekkürler bu arada. E, emek verdim bir hafta boyunca. Bütün bu problemlere baktın. Gerçekten çok sağ ol. Öğrenciler için inşallah faydan faydan da dokunacak senin de. Evet şimdi alt ve orta seviye. Ben iki seviyede şey, şey yaptım arkadaşlar. Alt ve orta seviye, orta ve üst seviye diye ayırdım arkadaşlar. E, hocam işte çok zayıfım. Orta ve üstü çözmeyeceğim mi? Hayır. Alt seviyedeki şeyler de arkadaşlar da orta ve üst seviyedeki kaynakları mutlaka çözmek zorunda çünkü ÖSYM'nin nasıl sorular sorduğunu 2021'de gördük arkadaşlar. Yeni nesil ya yeni nesil kavramını kullanmak burada biraz şey aslında. Problemlerde kullanmak tehlikeli. Ama bir e, konunun içerisinde birkaç defa denklem kurmalı. Hani yeni nesil diyecek olursak, hani eski kalıplaşmış soruların dışındaki sorular diyelim arkadaşlar. E, orta ve üst seviye kaynaklarda var. Yani kalıplaşmışın dışında değişik tarzdaki sorular. Yeni nesil diye adlandırılabilir ama tehlikeli. İşte birkaç konuyla alakalı denklem kurmayla alakalı. Ya birkaç defa denklem kurma yaptıran sorular arkadaşlar. Geçen seneki sınava bakacak olursanız. Hocam sorunun içerisinde şekil var. ÖSYM'ye baktığınız zaman problemlerde e, iki ya da üç soruda şekil kullanıyor arkadaşlar. E, bu orta ve üst seviye kaynaklarda da zaten şekilde var arkadaşlar göreceksiniz. Şimdi tek tek onları söyleyeyim. Antrenmanlarla problemler alt ve orta seviye. Başlangıç için bu e, antrenmanlarla problemler ve çapla başlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam e, antrenmanlarla problemlerde konu anlatımı konu özeti şeklinde var arkadaşlar konuyu iyi bir şekilde size önce bir kavratıp Ondan sonra e, soru e, klasik tarzdaki sorular var arkadaşlar işin içerisinde. Yani e, antrenmanlarla problemler hiç dert değil mi? Öyle bir kitap da olması lazım. Siz antrenmanlarla problemler diye zaten gittiğiniz zaman yayın ile size gösterecektir arkadaşlar. Alt seviye ve e, orta seviye olan arkadaşlar bu yayını ve çapı da kullanabilir arkadaşlar. Yalnız çapta da aynı şekilde eski tarz soruları böyle e, içeren sorulardır arkadaşlar kitaplardır. E, yeni nesil yok mu? İşte farklı tarz diyeceğim sorular. Tabii ki aralarda var arkadaşlar. Tabii çapta da sizi bazen sarsan sorular olacaktır. Yani üst seviye sorularda birkaç tane böyle var arkadaşlar. Öyle hep kolay diyebileceğimiz şeylerde değil. Ama başlangıç için bu kitaplarla bunlarla başlayabilirsiniz. Antrenmanlarla problemler, çap problemlerle başlayabilirsiniz. Gelelim orta ve üst seviyeye arkadaşlar. Bir kere acil problemler arkadaşlar. Ya size çok katacak olan problem serileridir bunlar çok şey katacak olan problem serileridir. Acil problemler nasıldır? Konu başlangıcında bir kısa bir özet verir. Konunun yöntemi, tekniğini söyler, mantığını söyler. Ondan sonra problemler başlar o konuyla ilgili. Mesela hız problemi küçük tekniğini söyler. Sorular şu şekilde çözülür diye yanında bulunsun diye böyle bir ufak bir konu anlatımı vardır. Ardından hız problemleriyle ilgili testler vardır. Ondan sonra da hız problemleriyle ilgili oradaki sorulan bütün soruların çözümlerini oraya koyulmuştur arkadaşlar. Yani PDF'in kitabın içerisinde şey var arkadaşlar. Çözümleri var. Tamam mı? Ee, bu kaynaklar içerisinde bu acil problemler içerisinde yeni nesil diye tabir ettiğimiz aslında ama yeni nesil çok tehlikeli burada söylemek. Farklı tarz problemlerle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Şekilli şukullu problemler var ama dediğim gibi çekmemekle aldanmamak lazım. Değişik tarzda yeni nesil diyebileceğimiz tarzda problemlerle karşılaşacaksınız çok güzel şeylerle başlıyor İlk başta ağacın tarzını biliyorsunuz arkadaşlar böyle çok kolay klasik sorularla başlar Ondan sonra farklı sorulara doğru gider arkadaşlar yeni nesil sorulara doğru giden bir tarzı var Hepsinin çözümleri de kitabın içerisinde mevcut arkadaşlar kitapta şey anlamında baktığınız zaman size Sadece sorular değil sorulardaki çözüm bakış açısı da size çok şey kazandıracaktır. Buradaki çözümler de çok kaliteli bir şekilde yazılmıştır arkadaşlar haberiniz olsun. Ya hocam ben alt seviye diyeyim alabilir miyim? Ya arkadaşlar alt seviye öğrenciler de tabii ki bu yayınları mutlaka çözecek. Ki ne dedik zaten haftanın 2 e, günü ya da 3 günü en az 3 günü bence problemlerle aşırı neşir olmanız lazım. E, daha öncesinde de söyledim. E, bir fasükülü aldın e, işte bir gün işte Hız problem bitti. Sonra o bitti, bu bitti, şu bitti. Fasikül bitti. Ondan sonra diğer fasiküle geçeceksin diye söylemiştik zaten. Bilgi sarmalı arkadaşlar, bilgi sarmalı konu anlatımı formatında gitmiştir. Kısa bir konu anlatımı, özeti vardır ve örnek soruları ve çözümleri vardır. Ondan sonra testleri vardır. Testleri böyle sarmal testleri falan filan diye tam hatırlamıyorum arkadaşlar ama e, burada da arkadaşlar e, konuyu kavratırken işte o klasik soru tarzlarıyla kavratmış simülasyon testleri falan var herhalde. Yeni nesil soruları da arkadaşlar böyle yeni nesil dediğimiz işte dediğim gibi farklı tarz soruları da simülasyon testlerinde koymuş arkadaşlar. Bunun da güzel bir tarzı var. Yani her bir problem fasikülü size gerçekten bir şey katacaktır. Çözülmesi gereken kaynaklar arasındadır arkadaşlar bilgisayar malı da. Dediğim gibi ne yapıyor? E, konu özeti var. Konuyu anlatıyor. Ondan sonra örnek soru yazıyor. Çözümleri de var. E ee, işte atıyorum 7-8 tane örnek soru ve çözümleri var. Ondan sonra da testleri var. Orientasyon testleri falandı galiba onlar. Testler var. Hep böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Ondan sonra da simülasyon testleri var arkadaşlar. O simülasyon testlerinde de yeni nesil soruları da göreceksiniz. Apotemi yayınları orta ve üst. Ya özellikle arkadaşlar bakın şu apotemi yayınları her tarzı içeren ve çok değişik e, tarzda Kaliteli soruları var arkadaşlar. Yani e, bu Apotemi sıralama olarak da bu şekilde çözerseniz açınızdan daha iyi olacaktır arkadaşlar. E, apotemi biraz daha sizi zorlayacaktır. Yani çok değişik problemlerle de karşılaşacaksınız. Her tarzı içerisinde barındırmıştır. Yani eski nesli var, yeni nesli var ama yeni nesli ağırlıklı yani farklı tarz ağırlıklı diyebiliriz arkadaşlar Apotemi'de. E, sayfa sayısı olarak da sanırım. Kaç 200 küsür sayfaydı ve e, çok da e, çeşit örnekleri de var arkadaşlar. Burada da e, aynı bilgi sarmalı gibi arkadaşlar. E, konu özeti var ardından örnek çözümleri var. Örnekler var örnekleri çözmüş. Atıyorum işte yaş problemleri işte konusunun özetini yapıyor. İşte nasıl çözüleceğinden bahsediyor. Ondan sonra da onlarla ilgili şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Örnek çözümde örnekler yapıyor. Örnek bir, örnek 2, örnek 3, örnek 4. Ondan sonra da tez, e, yaş problemleriyle ilgili testleri koyuyor da oradaki testin içerisinde eski tarz, yeni tarz, her tarz soruları e, ulaşabilirsiniz. Özellikle üst seviyeye yakın çocuklar yani orta ve üst seviye sanki e, fasikül olarak 3. ve 4. seviyede çözülebilecek bir kaynak diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir kaynak. Kesinlikle çözülmesi gereken kaynaklar arasında diyebiliriz arkadaşlar. Sonra tanım yayınları. Duymadınız değil mi arkadaşlar? Evet. duymamamanız gerçekten normal. Beni en çok şaşırtan yayın arkadaşlar. Daha piyasada yok. Şu an ee, ben yazarını tanıdığım için e, rica ettim. Ya siz böyle bir şey çıkartacak mısınız problemler? Çıkartacağız. Bir inceleyebilir miyim dedim. E, yeni bir yayın olmasına rağmen geçen sene denemelerle girdi. O denemelerle de Sınavda birebir soruları tutan soruları var arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli ve ee, ya, şeyleri falan da çok kaliteli yazdığını biliyorum. E, ne o? Paragraf kitabı da yazıyor arkadaşlar. E, sanırım ay sonuna kadar da çıkacak. Hem paragrafı hem de problemlere bu ay sonuna kadar çıkacak. Valla ben problemleri pdf'i geldiği zaman ve baktığım zaman çok şaşırdım. Gerçekten çok değişik. Yani... Tamam şeyde acilde değişik var, apotemide değişik sorular var ama yani tanım yayınlarında sanki daha daha değişik böyle daha güzel ya daha güzel yani kıyaslama yapmayalım da ya çok ilginç yani ilk defa gördüğüm ya görüp de hoşuma giden çok soru oldu arkadaşlar. Sizin de çok hoşunuza gidecektir. Bunu mutlaka mutlaka çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama burada e, tanım yayınları da şöyle bir şey var. Yine e, problem problem sırayla gidiyor. İşte 12 bölümden mi ne oluşuyor? 10 11 12'ye bölümden. Hatta ÖSYM soruları da içerisine koyacaktı arkadaşlar. ÖSYM problemleri de için içerisinde olacak. 200 küsür sayfa olacak arkadaşlar bu da. Ee, işte atıyorum yine yaş problemlerinde şeyler yok. Konu anlatım tarzında değil de yaş problemleri ama her tarz yaş problemi var. Değişik tarzda çok değişik tarzda sorularla da karşılaşacaksınız ki ÖSYM'yi biliyorsunuz. Hep problemlerde bizim karşımıza değişik tarzlar da geliyor. Ne kadar değişik tarz görürseniz sizin açınızdan o kadar iyi gelir. Valla buradan tanım yayınlarındaki yazar arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Sizi çok güzel sorularla tanıştıracaklar arkadaşlar. Ciddi anlamda çok güzel sorularla tanıştıracaklar. Hatta e, şey çıktığı zaman da özel bir yayında yaparım büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar. Tayın tanım yayınlarında problemler çıktı diye de söylerim. O yakında arkadaşlar. Çok yakında çıkacak. Bu ayın sonuna doğru çıkacak galiba arkadaşlar. Ya bu ay bir ay içinde çıkacak diyelim. Büyük ihtimalle bir ay içinde çıkar gibi geliyor arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle almanız gereken. Hatta deneme deposu problemler de yine aynı mantıkta arkadaşlar. Soruları ben görmedim ama. Ee, yani yazarı biliyorum, kalitesini biliyorum. Burada da çok güzel bir şey çıkacak gibi bir şey e, çıkacak galiba arkadaşlar. De deneme deposundan da problemler e, yakında çıkacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya bu paragraf da e, yanlış, yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama paragraf çıkmış mı? Bir sorarsanız arkadaşlar deneme deposunda paragraf ya çıktı çıkacak e, ama deneme deposu problemler daha çıkmadı arkadaşlar. Ama paragrafta sanırım baskıya gitmiş de olmuş olması da lazım arkadaşlar. Oradan kalitesine de bakabilirsiniz zaten ama deneme deposu problemler de çok işinize yarayacak. Çok farklı sorularla karşınıza gelecek bir yayındır arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ha bu ne zaman çıkıyormuş? Şuraya da not almışım zaten. 3 hafta içinde çıkacak. E, 32 çarpı 12. Yani e, 32 tane deneme var arkadaşlar. 12'şer sorudan. Zaten ÖSYM'de e biliyorsunuz 12 soru soruyor. Ama o problem mantığında işte şöyle baktığınız zaman 15'e yakın, 20'ye yakın da diyebiliriz problem mantığındaki soru şeyleri de arkadaşlar. Neyse. Şimdi bir de şey var arkadaşlar. Kitap olarak da kitapta bizim Ömer hocamızın söylediği şeyde 3-4-5 kitabın problemleri de arkadaşlar çok kaliteli olduğunu söylüyor. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet 3-4-5 yayınının Kitabın içerisinde ki problemler de e, değişik sorular olduğundan bahsetti hocamız. Gerçekten e, ben de üstün körü inceledim. Orada da çok değişik ve güzel sorularda fark ettim arkadaşlar. Hepsini tek tek çözmüş çözmesem de yani kitap kendini gösteriyor arkadaşlar. E, problem anlamında fasikül anlamında şu e, acil bilgi sarmalı apotemi tanım yayınları deneme deposu zaten... Her haftanın haftanın 2-3 günü böyle siz problemlerle açın nesil olursanız bu 5 denemeyi zaten 5 tane fasikülü zaten büyük ihtimalle bitirirsiniz arkadaşlar. 3 4 5 kitabı da olanlar olanlar da arkadaşlar. Or orada oradaki problemler de güzel. 3 4 5 kitabın içindeki problemler de güzel arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Ömer hocam teşekkürler. İncelediniz. Ben de söyledim arkadaşlar. Ee, bu şeylerle ilgili özelliklerinden bahsettim büyük ihtimalle dediğim gibi bu şekilde bunları alt seviye olan arkadaşlar da tabii ki şu orta ve üst seviye olan kaynakları da çözüp bu işi öğrenmesi gerekiyor. Bu işi yapmak istiyorsanız arkadaşlar. buradaki problemler size yetecektir. E tabii bunların hepsini çözdünüz. Farklı yayınlara da şöyle bir gidiş gidebilirsiniz arkadaşlar. Diğer yayınları bilmiyorum pdf elimde olmadığı için inceleyemedim. Diğer yayınlarda kusura bakmasın arkadaşlar. Bunlar incelediğim kadarıyla sizlere uygun yayınlardır arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. O zaman ne diyoruz? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.